Yasemin, hani senin ablanın eşiyle problemleri vardı. Ne oldu, onları hallettiler mi, çözdüler mi? Evet. Şu anda bütün problemlerini hallettiler, gayet iyi anlaşıyorlar. Kesin bir taraf geri adım atmıştır. Taraflardan biri fedakarlık etmeden anlaşma diye bir şey olmaz. Hiç öyle bir şey değil Arif Bey. Şiddetsiz iletişim diye bir programa katıldılar. Sonra orada öğrendiklerini gelip uyguladılar. Her şeyi çözdüler. Ne? Şiddetli ne? Şiddetsiz iletişim. Neden çatıştığınızı barışçıl yollardan 4 adımda anlayın diyorlar. 4 çokmuş. Bunun böyle 2 adımda hızlandırılmış versiyonu yok mu? Ay Haluk Bey, sadece 4 adım. Kanka, aslında iyi bir şeye benziyor. Yani siz de bu 4 adımı öğrenip böyle Meltem Hanım'la aranızda kullansanız. Ben sevmem öyle şeyleri. Gerçi Meltem bulur buluşturur böyle şeyleri benim üzerimde dener ama... İşte bu sefer siz bulup buluşturun, siz uygulayın. Değişiklik olsun. Ben mi? Tabii, neden olmasın? Bir kere de siz yapın. Aslında olabilir ha. Ver bakalım şu maddeleri bana. Bakalım doğru anlamış mıyım? Birinci adım gözlem. Karşımızdakinin sözünü kesmeden dinliyoruz, yorum morum yapmıyoruz. Evet, doğru anlamış mısınız? Ondan emin oluyorsunuz. İkinci adım duygular. Anlatılan şeylerin yarattığı duyguları anlıyoruz. Öfke mi, şaşkınlık mı, hayal kırıklığı mı falan filan. Aynen öyle. Üçüncü adım ihtiyaçlar. Duyguların arasındaki ihtiyaçları belirliyoruz. Dördüncü adım... Ne yazmışız buraya ya? Öneri. Ha, öneri, evet. Bu ihtiyaçları karşılamanın yollarını buluyoruz. Evet. Unutmayın, anlatan kişi kendisini önerecek. Yani kendisi için uygun yolu kendisi bulacak. Kaptım bu işi. İlk fırsatta bunu Meltem'e uygulayıp aklını alacağım. Her gün yeni kurnazlık.